de durma Merhaba arkadaşlar. Dersizliğin.com'a hoş geldiniz. Anlatım bozukluklarına yüklem eksikliğiyle devam ediyoruz. Yüklem eksikliği, yüklem yanlışlarının bir bölümü. Evet, yüklem yanlışları karşımıza yüklem eksikliği ya da yüklemlerin uyuşmazlığı olarak iki şekilde karşımıza çıkar. Yüklem eksikliği. Yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu bileşik cümlelerde karşımıza çıkar. Kullanılması gereken eylem ya da yardımcı eylemin kullanılmaması yüklem eksikliğine yol açar. Örneklere bakalım. Sınavın sorularını Öğretmenler soruların denetimini ise bölüm başkanları yapıyor. Öğretmenler yapıyor olmaz. O yüzden e, öğretmenler öznesine uygun bir yüklem getirmek zorundayız. Sınavın sorularını öğretmenler hazırlıyor. Yüklemini getireceğiz. Ben boş zamanlarımda müzik, eşim ise kitap okur. Evet. Okur yükleme kitaba uydu, müziğe uymadı. Buraya müzik dinlerim yükleme getirilmeli. İnsanlar zorluklar karşısında dirençli ve umutsuz olmamalıdır. Evet, dirençli olmamalıdır gibi bir anlam çıkmasın diye dirençli olmalı ve umutsuz olmamalıdır. Biraz iyi ya da olmayan hastaların yakınları doktoru arıyorlar. Evet. Biraz iyi olmayan biçiminde anlam çıkmasın diye buraya biraz iyi olan ya da olmayan hastaların yakınları doktoru arıyorlar yapacağız. Bazı öğrenciler okulu hiç tatili ise çok seviyorlar. Evet. Buraya sevmiyorlar yüklemini getireceğiz. Yaz aylarında denize çok, havuza ise hiç girmiyorum. Evet, buraya havuza denize çok giriyorum yüklemi gelecek. Yönetimi yasal ya da olmayan yöntemlerle ele geçirmeyi düşünüyormuş. Evet, buraya yasal olan getireceğiz. Gidiş yolunun doğru ancak sonucun doğru olmadığını söylüyor. Evet, buraya olduğunu yardımcı eylemini getireceğiz. Beğendinizse herkese, beğenmedinizse kimseye söylemeyin. Beğendinizse herkeseden sonra söyleyin yüklemini getireceğiz. Ben o yıllarda ben 30, o da 35 yaşlarındaydı. Evet, ben 30 yaşındaydım yüklemini getirmek zorundayız. Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım. Evet, buraya varsın yüklemini getirmek zorundayız. İyi bir insan olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum. Düne uygun yüklem getireceğiz. Dün de kuşkuya düşmedim, bugün de kuşkuya düşmüyorum olacak doğrusu. Bu davranışlarıyla arkadaşlarına zarar mı veriyor, yarar mı? Karar veremedim. Evet zarar mıdan sonra sağlıyor yüklemini getireceğiz. Siz benim yanıma onlar ön sıraya otursunlar. Evet buraya oturun yüklemini getirmek zorundayız. Öğrencilerin seni sen de öğrencilerini sevmezsen asla verimli olamazsın. Evet buraya sevmezse yüklemini getirmek zorundayız. Gelenler girişte beklesin. Biz salonda bekleyelim. Yüklemini getirmek zorundayız. Öğrenciler bundan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. Evet, burada görerek eylemsesini kullanmak zorundayız. Hizmetimizden yaşlı ve kimsesi olmayanlar yararlanacak. Evet burada yaşlıdan sonra olan yüklemini kullanmak zorundayız. Ona buraya gelmeden önce mi geldikten sonra mı telefon ettin? Evet burada geldikten eylemsizini kullanmak zorundayız. İşlerimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız. Evet ilgi vermek olmaz. İlgiyi göstermek ve önemi vermek zorundayız olacak doğrusu. Yapılacak konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez. Evet, ben onudan sonra etkilemem getirmek zorundayız. Aşağıdakiler hangisinde yüklem eksikliği vardır? Evet, bakıyoruz seçeneklere. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Onun eşi Beste, kendisi ise şarkı söylüyor. Evet, Beste söylenmez. O yüzden buraya yapıyor yüklemini getirmek zorundayız. Evet bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.